Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Full matematik yayınlarının sorularını çözüyoruz. Yamuk testine geldik. Yamukta 6 tane test varmış. İkişer ikişer çözeceğim dostlar. Hemen ilk videomuzda 1 ve 2 numaralı testleri gömelim istiyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim dostlarım. Odaklanmayı bir ayarlayalım. Şöyle hemen başladık dostlar. AD paralel BC, tamamdır. Bu bir yamuk zaten. Hemen iki kenarı mutlaka paralel olacak birbirine. Yamuğun özelliği bu. Sonra yamukta bakın açı sorusu bu. Açı sorusunda ne kullanacağız? U kuralını kullanacağız dostlarım. Şunların ikisinin toplamının 180 olduğunu bileceğiz. Demek ki 9 alfa 180. Buradan alfayı 20 derece bulduk. Bu 1. Yine şu tarafta da U kuralı var. 10 beta eşittir 180. Hemen onu da yazalım. Demek ki betayı da ne bulduk bu durumda? 18 bulduk. Bizden de alfa ile betanın toplamı, yani 20 ile 18'in toplamını istiyor. 38'i paketledik. Geldik ikinci soruya. EF orta tabanın uzunluğunu soruyor bize. Kural hatırlama sorusu bunlar dostlarım. Orta tabanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Alt ve üst tabanı topla 2'ye böl. Yani 13 ile 7'yi topla ve 2'ye böl. 20 bölü 2'den 10 geldi sorumuzun cevabı. 3 numaraya geldik. KL uzunluğu soruluyor bize. Burada da orta tabanın şu köşegenlerle ayrılmış parçasını nasıl buluyoruz kardeşim? Ya normal benzerlik yaparak da bulabilirsiniz. Ya da direkt formül aklınıza gelirse. Alt tabandan üst tabanı çıkarıyorum. 8'den 2 çıktı 6. 2'ye bölüyorum 3 diyorum sorumun cevabına. Ya da orta taban yapacaksınız dostlar. Bu orta taban üçgenin orta tabanı olacak. Diyeceksin ki şu KL uzunluğu 2'nin orta tabanı 1. LF uzunluğu da 2'nin orta tabanı 1'dir. Tüm uzunluk yamuğun orta tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk 5'tir. 5'ten de şu 2'yi çıkartırsak 3'ü böyle de bulabilirdik. Geçtim hemen geldim 4 numaralı soruya. AE eşittir EB'nin 2 katıdır diyor dostlar. O halde K'ya 2K yazalım. Aynı şeyi, aynı oranı buraya da M'ye 2M diye yerleştirelim. Bizden de X'i istiyor. Bakın bu sefer X orta taban değil. Dikkatli olun burada. Yamuktaki en klasik soru çözüm hamlesini yapacağım dostum. Yamuğun şu sağ üst köşesinden yandaki kenarına şu AB'ye paralel olacak şekilde şu çizgiyi çiziyorum dostum. İşte bu yamuğun en klasik soru çözüm hamlesidir. Burada karşına paralel kenarlar çıkıyor. Bak 10 ise burası da 10, burası da 10, buraya 6 kalıyor. 2K'ya 1K, o zaman burası da 2K'ya 1K oldu. Ve şurada şu uzunluğa Y dersek klasik benzerlik çıktı dostum. Hemen yapıyorum. 2 bölü 3 eşittir Y bölü 6 diyorum arkadaşlarım. Hemen buradan y'yi bulalım. 3y eşittir 12. Y eşittir 4 geldi. Burayı 4 bulduk. Toplam 10 ile 4'ün toplamını soruyor bize. 14'ü paketledik bile çoktan. Evet 5 numaradayız arkadaşlar. EF kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Bakın yamukta yine kelebek üçgenimizi çok sık kullanacağız. Hemen bu soruda da kullanalım arkadaşlarım. Şu kelebeği bir görün. Yukarıdan aşağıya doğru benzerlik oranı 4'e 12. Yani 1'e 3. O halde şurası 1K ise şurası 3K diyebiliriz arkadaşlar. Ve bakın şu adamın şu adama 12'ye paralel olduğu şu klasik benzerliğimizi de konuşalım burada. Hemen yapıyorum. 1'e 4 benzerlik oranı var. 1 bölü 4. O halde şuraya X dersem X bölü 12 olacak. 4X eşittir 12. X eşittir 3 geldi. Şimdi burası 3 ise kural gereği burası da 3 oluyor. Çünkü bu iki parça birbirine her zaman eşit. Ha yok böyle bulamazsan da yine en kötü ihtimalle şurada da bir kelebek üçgen benzerlik normal klasik benzerliği yapıp buranın da 3 olduğunu yine kendinde bulabilirsin dostum. Tüm uzunluk ne çıktı? 6 birim geldi. Geçtik 6 numaralı soruya. 45 ve 60 görüyoruz. Ki bunu üçgenlerde öğrendik. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 45'i gördüm. Bak daha soruyu bile okumana gerek yok. Dikliği bir kere indireceksin kesin. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 6. 60'ı gördük. Karşısına bir diklik indirelim hemen.
Burası da 6, şurası 30. 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı köküçe böldüm 2 köküç. 90'ın karşısı da 2 köküçün 2 katı 4 köküç. Zaten x'i kendiliğinden bulduk bile. Hiç soruyu okumadan. Evet, hemen geldim 7. sorumuza. Yine bir kural sorusu dostlarım. Bunu ben yamuk konusunu anlatırken de söylemiştim bu kuralı. Şu yandaki üçgenin yüksekliğinin 2 katı yamuğun yüksekliğine eşittir. Yani sorumuzun cevabı 12 gelecek. Fakat ben bunu bir daha sizin için ispatlayayım isterseniz dostlarım. Fışkırma teoreminden faydalanacağım. Bakın bu açıortayın üzerindeki noktadan buraya çizilen diklik 6 ise diğer kola çizdiğim diklik de 6 olacaktı. Alttaki açıortay için de aynı şey geçerli. Bu kola çizdiğim 6 ise bu kola çizdiğim de 6 olacak ve bakın yamuğun yüksekliği toplamda neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu dedik. 8. sorumuz da BCX'i soruyor. Gelin yamuğun en klasik hamlesini yapalım dostlarım. Bu klasik hamleyi genelde yamuğun içi boş verildiğinde yapacaksınız dostlar. Bakın burada yamuğun içi boş. Hemen şu yandan paraleli çiziyorum. Burası 4, 125, şurası 55 derece U kuralından. Yöndeşlikten burası da 55 derece. 70, 55 daha 125 yapar. O halde buraya da 55 derece kalır. Şunlar ikizkenar üçgen çıktı. Demek ki burası da 7. Toplam ne oldu bu uzunluk arkadaşlar? 7 ile 4'ün toplamı Adana'dır dedim. Evet, 9 numara. Yine bir kuralı olan bir soru ama biz bunu yine gelin şu şey muhabbetiyle yapalım. Muhteşem üçlü muhabbeti yapalım. Ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı 90 dereceydi burada. Şu U kuralını sağlayan ardışık iki açının açıortayları arasındaki açı 90 dereceydi. Şimdi buradan bir paralel çizdiğimizde dostum, bu paralel orta taban olacak her zaman. Onun da ispatı çok basit. Şuradaki Z kuralından noktalı açıysa bu da noktalı açı. Bu Z kuralından bu da çizgili açı oluyor ki şu şuna ve şuna eşit oluyor dostlarım. Dolayısıyla bakın burada bir muhteşem üçlü çıktı. 3, 3, bu da 3 oldu. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapalım. Burayı ikiye böldü, bu da eşit. 4, 4, bu da 4 oldu. Ve bakın bu toplam uzunluk neye eşit? Orta tabana. Yani alttaki ile üsttekini topla 20, 2'ye böl 10. Şu uzunluğun tamamı 11. 4 ile 3 yani 7'si burada ortaya ne kalacak? 3 birim kalacak. Cevap da Denizli'den işaretlenecek. Yeni nesil bir sorumuz var. 10. sorumuz. Hemen okuyalım. Şekildeki tahterevellinin tam ortasındaki desteğin tam ortadaymış bu arkadaşlar bu destek. Demek ki şuralar ikiye bölünmüş. Bakın bir ikizkenar üçgen var. Metre cinsinden verilmiş, santimetre diye bir şey istiyor. Biz bunları santimetreye çevirelim. 1 metre 100 santimdir. Hemen o ikiz kenarı şurada bir daha çizersem. Şurası 100 santim. Şurası da 100 santim. Burası 1,2 metre yani 120 santim. İkiz kenarı görünce tabana dikindir 60, 60 diye bölsün. Demek ki şu yükseklik 80 santim. Şuranın yüksekliği 80 santim. Diyor ki eğmenin oturduğu yerin yerden yüksekliği 20 santim. Şurası da 20 santimmiş dostum. Hemen şunu da şöyle bir çizelim. Bakın bir dik yamuk çıktı dostlar. Tam ortasındaki orta tabanda 80 olan bir dik yamuk. 20 burası. Hatta bunun yüksekliğini mi soruyor? Evet. Şunun yüksekliğini soruyor. X orta tabanı nasıl bulacağım ben? X ile 20'nin toplamının yarısı 80'e eşit olacak dostlar. Peki 160, 20 çıkarsa 140 mı geliyor arkadaşlar? Evet. 10. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. 11'e geldik. ABCD yamuğu biçimindeki kağıt A ve D köşesi BC doğrusu üzerine çakışacak şekilde EF doğrusu boyunca katlanıyor. Şimdi bu katlanmış A üssü D buraya gelmiş. Şöyle yapalım. Bu A üssü D'ye X dersek biz katlanmadan önce AD idi, burası da X. Tam orta tabanı boyunca katlanmış. EF çünkü tam şu D noktası bunun üstüne geldiyse şu aradaki mesafeler birbirine eşit oluyordu katlama sorularında. Bunda da aynı şekilde. Bunlar birbirine eşit. Demek ki EF tam orta taban. Peki alt tabanı bulduk arkadaşlarım. 16 artı x. Şu alt taban 16 artı x. Üst taban x.
Orta tabanı da buluruz biz hatta istersek. Toplayıp 2'ye böleceğiz. 16 artı x ile x'in toplamı 16 artı 2x. 2'ye bölersek 8 artı x'miş orta taban. Ne istiyor bizden? EF yani 8 artı x. Eksi a üssü d yani x'i istiyor arkadaşlarım. X'ler giderse sorumun cevabı da 8 yani Bursa'dan çıktı. Evet, birinci testimizi bitirdik. Geldik ikinci teste. İkinci testte 45 görüyorsan hiç düşünmeyeceksin, ne yapacaksın? Tabana dikliği, karşısına dikliği indireceksin. 6, 6 olacak. Yamuğun alanını soruyor bize dostlarım. Yamuğun alan formülü nedir? Orta taban çarpı yüksekliktir yamuğun alanı. Orta taban nasıl bulunur? Alt tabanla üst tabanın toplamının, alt taban ile üst tabanın toplamının yarısı orta tabandır. Çarpı bir de yükseklik. Hadi bulalım bunu. 12, 4 daha 16, 2'ye böldüm 8. 8 çarpı 6 Denizli'den çıktı cevap. 2 numara yamuk EF orta taban 5 alan ABCD nedir diye soruyor. Bakın yamuğun yüksekliğini bulmamız lazım ki şurayı 5 vermişse orta taban yüksekliği 2'ye bölecek. Demek ki yüksekliğin tamamı 10. Orta taban 12 neydi yamuğun alanı? Orta tabanla yüksekliğin çarpımı yani 12 ile 10'u çarparsak 120'dir. İkinci sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Geldik 3 numaraya. EF orta taban demiş. Alan ABCD'yi 80 vermiş. EFK kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi bir alanını soruyor bize. Şunların şöyle hem yamuğun yüksekliğine hem de üçgenin yüksekliğine H diyelim. Burası da H olsun. Şimdi orta tabanımıza da X diyelim arkadaşlar. Şu EF uzunluğu da bizim için X olsun. Yamuğun alanı neydi? Yükseklik çarpı orta taban. Ve bunu bize 80 olarak vermiş. Yani h çarpı x'i biz 40 diyebiliyoruz dostlarım. Bu bir. Üçgenin alanını istiyor. O da taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? H çarpı x'i de 40 diyebiliyoruz. Demek ki sorumun cevabı 40 bölü 2 yani Denizli. Geldik 4 numaraya. Şimdi 4 numara yine güzel bir soru. Tüm şeklin alanını soruyor. Dostlar şöyle yan kenar 2'ye bölündüğünde iki şey aklınıza gelsin. 1. Ya buradan orta taban çizin. Ya da buradaki üçgeni gösterin bize, bakın bu üçgeni gösterin. Şu üçgenin alanı, şuradaki üçgenin alanı yamuk kurallarından biridir bu arkadaşlarım. Tüm yamuğun alanının yarısı. Yandan çıkan şu üçgen tam ortaya düşüyorsa, ama yan kenarın tam ortasına düşecek, şartımız bu. Bu durumda bu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı 6 kere 8 48 bölü 2'den 24'tür. Tüm yamuğun yarısıymış. Demek ki yamuk 48 olacak. Geldik 5 numaraya arkadaşlarım. Evet. EF orta taban demiş. Alan DEFC bölü ELAP bilmem ne oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Dostlar bunun yine bir sürü formülü var. Bir sürü kuralı değişik yöntemlerle de bulabiliriz. Ben şöyle yapacağım bakın. 12, 4 daha 16 bölü 2'den öncelikle buranın 8 olduğunu bir bulalım. Orta tabanı bulduk. Şimdi bu eğer ki orta tabansa, şöyle orta taban olduğunda tabii ki daha farklı yöntemlerle de mesela benzerlik kullanarak çözebiliriz biz bu soruyu. Alanların oranını böyle de bulabiliriz. Ama ben size şu yöntemi göstereyim. Orta taban olmasaydı mesela, şuradan çizilseydi bu çizgi ya da buradan çizilseydi, en azından hepsi için geçerli formülü yazayım ben size. Kural da şu. Üsttekinin alanını şöyle oranlayın. Tabanların kareleri farkı, yani 8'in karesi eksi 4'ün karesi 64 eksi 16 bölü alttakinin alanı da yine aynı şekilde 12'nin karesi eksi 8'in karesi. İşte bu kadar arkadaşlar. Her zaman işe yarar bu formül. Direkt bunu yapın, mevzu bitsin. Peki ne geliyormuş buradan da? 64'ten 16 çıkarsa 48 geldi. 144'ten 64 çıkarsa da 80 geldi. 16'ya bölelim bunu. 3, 16'ya bölelim 5, sorumun cevabı 3 bölü 5 çıktı. Bakın orta taban olduğunda ben bunu şöyle de yapabilirdim normalde. Yüksekliklere şöyle h derim, tamam mı dostlarım? Şu yamuğun alanını bulmak kolay. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yine bu yamuğun da alanını bulmak kolay. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diye de bilirsiniz. Ama orta taban olmasaydı ne yapacağımızı da görmüş olduk böylelikle. Bu da güzel bir yöntemdir dostlarım.
Geldik 6 numaralı sorumuza. Açıların ilişkisi var burada ve yamuğun içi boş. Bakın yamuğun içi boşsa ne yapacağız demiştim ben size. Şuradan paralel çizeceğiz. Ama önce şunları bir yerleştirelim. BCD, BCD şu açıya A açısı dersen diyor. BAD, BAD şuradaki açıya 2A diyeceksin diyor. Hadi şu klasik hamlemizi yamuğun içi boş olduğu için yapalım. Paralel kenar çıktı. 2A ise karşılıklı açılar eşittir paralel kenarda. Bu da 2A. Bakın A ile şuradaki açının toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşit muhabbetinden 2A'ya eşit olacağı için bunun da A olduğunu ve şuranın ikiz kenar olduğunu gördüm ben dostum. Başka DC10 yamuğun çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi buraya X diyelim. O halde burası 18 eksi x. Şu da x oldu. Bura x ise paralel kenardan bu da x. Yine paralel kenardan burası da 18 eksi x. Artık yamuğun çevresini toplayabiliriz dostlarım. Bakalım neler var. 10 var. Şuraya yazıyorum. 10 artı. Şurası toplam 18'di yazıyorum. Artı. Şurası x artı. Şurası da 18 eksi x. İşte bana bunların toplamı soruluyor ki x'lere bay bay dedim dostlar. 38, 18 daha 36, 36, 10 daha 46 çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Hemen bu testin 7 numaralı sorusundayız arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız bir görelim 7 numara. Ahmet ve Yusuf'un oynadığı kaydırağın yerden ucu ile merdivenin yere değdiği noktalar arası uzaklık 5 metredir. Merdivenin yüksekliği 3 metre, kaymadan önce oturulan yerin uzunluğu ise 1 metredir. Yani şurayı da gösterelim. Şurası 1 metreymiş. Bu bir dik yamuk değil mi arkadaşlarım? Bakın bunu şöyle kabaca da çizersek, şöyle klasik sisteme döndürürsek bir dik yamuk. Şuradan aşağı dik yamukta ne yapılır? Hemen şu köşeden aşağı bir diklik indirilir. Bu da 3. Şurası 1'miş. Buraya kaldı 4. 3, 4'ten kaydırağın uzunluğu ki zaten bize de onu soruyor. 3, 4'ten 5 çıktı bile. Evet 8. sorumuz okuyalım bakalım. Kenar uzunlukları bilmem ne olan yamuk şeklindeki parkın kavuçuk zemini kaplaması uygun. Gelmeden fiyatı petrolden bu kaplamanın... Oh, güzel soru. Yeşil kısmın alanını bulun diyor. 1 metrekare için 500 lira veriyorsam buradaki alan için kaç lira vereceğim diye bir soru soruyor bize dostlarım. Hemen yamuğun içi boş olduğu için yandan paralelimi çizdim. Şurası 13'dür dedim. Burası 13'dür dedim. Şurası 20'dir dedim. O gıcık sayılar çıktı dostlarım. Şimdi şuranın alanını bulacağız. A alanı 13 13 olduğu için burası da A'dır. Ve paralel kenarda köşegen alanı 2'ye böleceği için burası da A'dır. Biz şimdi A'yı şuradan bulup bu üçgenden sonra 3 ile çarpıp tüm yamuğun alanını bulacağız inşallah. Ama buradaki A dediğimiz üçgen dostlar çok güzel bir üçgen çıkmadı. Yani ben ikizkenar çıkar diye tahmin ediyordum ya da dik üçgen çıkar diye düşündüm ama hiçbiri çıkmadı. Mecbur U kuralından alanı bulacağız. Şimdi U dediğimiz şey şuydu. Çevrenin yarısıydı. Hemen bulalım. 20, 41, 44, 54. 20, 40, 41, 44, 54. Çevrenin yarısıydı. Yani 54'ün yarısı 27. U'yu bulduk. Şimdi bir üçgenin alan formülü şuydu. Alan eşittir. Kök içinde U'yu yazıyoruz bir kere. 27 çarpı. Sonra 27'den bütün üçgenin kenarlarını tek tek çıkarıyorum. Bak 21'i çıkar 9. Yok 27'den 21'i çıkartırsak 6 pardon. 13'ü çıkartırsak 14 doğru yapıyorum inşallah. 20'yi çıkartırsak da 7 kaldı. Şimdi bu bizim işte alanımız olacak dostlar. Bunu tabii biraz düzgünleyeyim ben şurada hemen. Şu alanı biraz daha düzgün bulalım. Kökten dışarıya çıkartalım. Alan eşittir. Kök içinde. Şimdi 27 dediğimiz şey 9 çarpı 3. 6 dediğimiz şey 3 çarpı 2. 14 dediğimiz 7 çarpı 2. Bir de 7 var. Bakın şimdi bu 7 ile 7, 7'nin karesi yaptığı için dışarıya çıktı. 2 ile 2'nin karesi geldi, 4 geldi yani o da dışarıya 2 diye çıktı. 3 kere 3, 9'dur dışarıya 3 diye çıktı. Bu 9 da dışarıya 3 diye çıktı. Ne geliyor? 7 kere 2, 14. 14 ile de 6, 9'un çarpımı 14 ile. 14 ile 9'u çarpalım, 10 ile çarpsam 90.
90 artı 4 kere 9 36. 126. Şimdi 126 neresiydi dostlarım? Şuradaki üçgenin alanı. Bundan 3 tane olduğu için hemen 126'yı 3 ile çarpıyorum. Lan ne gıcık soruymuş. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 1 3. 378 çıktı. Tüm yamuğun alanı. 378 metrekare. Şimdi diyordu ki bize soru. 1 metrekare için 1 metrekare için 500 lira veriyorsam 378 metrekare için kaç lira vereceğim? O zaman sorumun cevabı şuradan gelecek. 378 ile 500'ü çarpacağım. Ben 5'i çarpayım da sonra sıfırları eklerim. 5 kere 8 40 elde var 4. 35 4 daha 39 elde var 3. 15, 3 de elde vardı 18. 189, 2 de 0 ekleyecektik dostlarım. 189 bin lira maliyet çıkacak. Soruya bak. Evet, biraz uzun işlemli bir soruymuş. Olsa olsa AYT sorusu olur bundan arkadaşlar. Geldik 9 numaraya. Hemen okuyalım. Şekilde ikizkenar yamuklar kullanarak yeşil renkle gösterilen çerçeve yapılmıştır. İkizkenar yamukların arasında oluşan karenin çevresi dış çerçevenin dış çevresinin yarısına eşit ve 6 birimdir. Şu 6 birimmiş arkadaşlar. Bu kare demek ki büyüğü de yarısı olacağı için 12 birimmiş. O zaman bir kenarı 3 birimdir büyük karenin. Şu küçüğünün de bir kenarı 3 bölü 2 birimdir. Tamam. Buna göre ikizkenar yamuklardan birinin yüksekliği, yani şuradan aşağı indirdiğim haş yüksekliğini soruyor ki arkadaşlar, şunun da yüksekliği haştır değil mi? Çünkü bu yeşil ikizkenar yamukların hepsinin yüksekliği haş. Peki şurası da 3 bölü 2 birimdi. Dostlar haş haş 3 bölü 2, yani 2 haşla 3 bölü 2'nin toplamı neye eşit oldu? 3'e. Demek ki 2h eşittir. 3 bölü 2'yi çıkartırsam yine 3 bölü 2 kalır. H eşittir. 3 bölü 4 var mı? Adana şıkkından geldi sorumuzun cevabı. Evet, 10 numaralı soru. Şekil 1'de duvardan 20 metre uzaklıktaki 11 birim uzunluğunda direğin duvarda oluşan gölgesinin boyu 6 birimdir. Bakın hemen şuradaki dik yamuğu bir oluşturalım dostlarım biz. Şu bir dik yamuk çıktı. Dik yamuktaki klasik hamlemiz nedir? Hemen şu yükseklik çizilir. Şurası da 20 birim. 6 ise burası da 6. Şuraya 5 kaldı. Böyle bir üçgen çıktı. Ben özel bir üçgen çıkacak diye bekliyordum. Çıkmadı. Şuradaki üçgen geldi. Tamam. Başka ne diyor soru? 8 birim daha yaklaştıysa duvara, 8 birim daha yaklaştırılırsa şurası 12 olur artık. Bunun gölgesinin boyu yine 11. Şunu çizelim hemen. Gölgesinin boyu nedir diye soruyor. X'i soruyor bize. Yine şuradan bir dik yamuk oluşturalım biz hemen. Dik yamuk muhabbetini yapalım. Burası da x. Şurası 11 eksi x olur. Şurası da 12. Yine şuradaki dik üçgenden de bunu çözeceğiz. Şimdi güneş ışığı arkadaşlarım geliş açısı değişmeyeceği için şuradaki açıdan biz hareket edeceğiz. Şuna A açısı diyelim. Buradaki açımız da A açısı olacak. Yani artık soru benzerlik sorusu oldu. A, B, 90. A, B, 90'ı çakabilirsiniz buradan. Hatta tanjant A'dan bile gidebilirsiniz eğer isterseniz. Yani tanjant A burada nedir? 20 bölü 5. Yani benzerliğin aynısı olacak. Eşittir. Tanjant A burada nedir? 12 bölü 11 eksi x. Buradan bile çözülür soru. Benzerlik yapsam da bu oranın aynısı gelecekti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4, 4'e böldüm 4'e böldüm 3. 3 eşittir 11 eksi x oldu. Demek ki x eşittir 8 oldu. Buradaki yükseklik de boyu da daha doğrusu 8 birimmiş. Demek ki 2 birim arttı arkadaşlarım. Gölgemizin boyu 2 birim artar. İşaretledik, geçtik, gitti. 6'ydı, 8 oldu. Dikkat edin. Evet dostlar, yamuğun ilk iki testini gömdük. Bir sonraki videoda bir iki test daha gömeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.